Selamlar arkadaşlar. Bugün şu an bak sabah uyandım ve gerçekten dün akşamdan beri bu videoyu çekmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü dün canlı yayındayken benim pek haberim yoktu bu olan bitenlerden. Hani Grayson Waller ile Avustralya'da bir şeyler yapacağına yönelik ya. haberim vardı da böyle işte Sunrise diye bir bayağı da popüler bir şeymiş. İşte sabah programı falan herhalde. <laughs> yani Abi buralara katılacağını falan bilmiyordum. Canlı yayında dün bazı arkadaşlar bunu söylediler bana. Çok ilginç ya. Bu arada dur, olaya geçmeden önce bir de duyuru yapayım. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar bugün YouTube'da sizin seçimlerinizde 30 kişilik Royal Rumble yapacağım. WWE 2K23'te simülasyon bayağıdır yapmadık. Özlemişsinizdir. Kura ile tek tek seçeceğim. Seyirciler arasından 30 kişi ve o 30 kişi birer güreş seçecek ve bakalım kim kazanacak bu Rumble'ı simülasyon. Bunu da duyurusunu yapayım. Şimdi konumuza geçelim çünkü çok önemli bir konu bence. Abi dünden beri sabırsızlanıyorum. Bu olayı gördüm. Gerçekten e, Grayson Waller'a saygım çok büyük arttı. Muhtemelen bu videoyu izledikten sonra sizin de saygınız artacak. Güreş tutkunuz biz, değil mi? Biz güreşi seven insanlarız ve özellikle e, bu ya ben birazcık bunu abarttığımı düşünüyorum kendi açımdan. Bu bir öz eleştiri değildir. Tam tersine kendi açımdan gurur duyulacak bir şeydir. Çünkü genelde etrafta işte hani güreşi seven insanlar, içerik üreten insanlar çok fazla önemsediklerini düşünmüyorum. Hani çoğun şey yapmayın hani Güreş olarak şu değildir, bu değildir diye. Güreşi seversin, güreşle ilgili içerik üretirsin ancak ben e, birazcık güreşi sahiplendiğimi düşünüyorum farkındaysanız. E, yani 15 yıl oldu artık yani 15 yıl belki de geçiyor yani. O kadar süredir Türkiye'de bir şekilde güreş ortamlarının içinde içerik üretip e, kitleye bir şeyler sunan biriyim. Ve böyle şeyleri izlediğiniz zaman birazdan göstereceğim size. Telif umarım gelmez çünkü birazcık küçük ekranda vereceğim onu da söyleyeyim. E, şurada ufak ekranda vereceğim daha çok reaksiyonmuş gibi hani anlaşılsın diye. Çünkü öyle bir şey. Şu an bu videoya YouTube'da olan bir video bu. Ona reaksiyon vermiş olacağız. Görüşü sahiplendiğimi düşünüyorum. Bununla ilgili daha da çok konuşuruz. bu tarz şeyler daha takıkım. Takığım o yüzden ben. Takıkım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Sunrise diye bir bak şurada vermeyeceğim. Normalde böyle büyük verim ama telif benim sıkıntı çıkar. Böyle vereceğim aşağıda. Siz olayı zaten bileceksiniz. Sesini de vereceğim. <laughs> Arkadaşlar Sunrise diye şurada da göreceğiniz küçük Sunrise diye bir program var Avustralya'da ve zaten Şubat ayında biliyorsunuz ki için Leşin Chamber Avustralya'da olacak orada WWE işte WWE Show'unu tanıtım için böyle bir sabah programı ki şuna bir bakalım önce ben bir bakayım siz çok göremiyor olabilirsiniz 253 bin abonesi olan ee, bir oluşum e, Instagram'da falan da baya çok e, takipçisi falan var diye biliyorum. Ya nasıl düşünün bunu? Türkiye'de hiç izlemediğim için bilmiyorum ki. Ee, Türkiye'de sabah programları falan olur ya böyle hani. Ama bir, bir tık bunlar şey hani işte gündeme değiniyorlar. Hafif magazin falan böyle. O tarz şeyler. Ve bir ülkeye hani bir şeyi taşıyorsanız genelde ya da bir şeyiniz varsa film çıkaracaksınız. Ya dizidir, yeni bir albümünüz çıkacaktır falan. Bu tarz programlara katılıp bunun tanıtımını yaparsanız ya insanları duyurursunuz, konuk olursunuz. Tam olarak o kafa. Ve bu Türkiye'de de zaten yıllarca yapılan bir şey olduğu için... Avustralya'da ee, Elimination Chamber için böyle bir işte tanıtım yapılıyor. LA Knight var. Ortada işte Undisputed WWE World Heavyweight Championship. Aslında bu ilerleyen dönemde net bir şekilde direkt WWE şampiyonluğu kemeri olacak Artık ona dönecek. Ortada duruyor. Grayson Waller'la ile LA Knight var orada. İşte bunu tanıtmak için. Grayson Waller zaten Avustralyalı. Ee, bir bir izleyelim neler olmuş. Ben tek tek gideceğim size. Programda bir saygısızlık yapılıyor arkadaşlar. Ve bu bence güreş camiası olarak bizim çok söz söylememiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani camiası olarak derken biz bir dernektir bir şey falan değiliz. Biz sadece izleniriz, Severiz ve bu işe sahipleniyorum ben. Ve e, bu videoyu izleyen, yani benim kanalın kitlesindeki büyük bir çoğunlukta güreşe çok önemseyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zevk olur, hobidir bunları yapıyoruz ama bence bunu izlememiz gerekiyor izlemenler varsa. Gelin bakalım şimdi. <laughs> zaten LA Knight'ın tadı kaçmış durumda. Çünkü eee programdan öncesinde birazcık saçma sapan şeyler e, konuşulmuş belli ki. Grayson Waller'da bilmeyenler varsa keyfebi hani gibi yani, bir karakteri var. bir de işte nedir hani keyfeyi bilmeyenler için senaryo boyutudur bunun. Hani ringde programda sergilediği kötü karakteri dışarıda da uyguluyor ve bu çok güzel bir şey. Bunu herkes yapmıyor ama Grayson Waller bunu devam ettiriyor. Taylor Swift laf atmıştı. Bir sürü şey yapmıştı. Böyle hoşuma gitmişti. Ama şimdi burada en çok saygıyı burada hak ediyor. Çünkü ne? İzleyin bakalım şimdi. Geri zeka oğlum <laughs> kadın LA Knight'tan bir şey istiyor. Bakın şimdi. Exactly. I'm thinking of going myself. Uh, can you give us one of your signature finishing moves? Can I give you one? Yeah, can you like Diyor ki, signature hareketlerinden bir tanesini bana yapabilir misin diyor kadın. Elena da şaşırıyor. Yapmak mı? <laughs> Grayson Waller arkadakiler de gülüyor şu an. Hepsi oraya bakıyor zaten kameraman falan. <laughs> yani tam bana ya yani, gösterir misin diyor. Ya aslında hani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ya yani güreş işte yani saat dediğim E ya yapsana hani bize böyle şey gibi görlerini. Sirk değil mi zaten? Hadi, hadi bir hareket yap bize. Birini çağırıyorsun mesela. Nedir? E i̇şte taklit yapıyor mesela. Hadi bizim için bir taklit yap. Bilmem ne çağırıyorlar. Bu Türkiye'de çok gördüğümüz bir şey yani. İşte atletizmci bilmem nedir böyle zıplar atlar. Falan. Hadi gel şurada bir iki takla atsana. Bilmem ne var. Şuradan bir şey geçirsene. Hani şovunu yap bakalım bize diye. Oğlum siz dangalak mısınız lan? Bu öyle bir şey mi? Şimdi cevapları görelim. Ekranda da gösterdiğin üzere diyor. Hani eğer e, ben böyle bir şey yapacak olsam bu sizin için iyi olmaz diyor yani. <laughs> you know, actually our floor leaving this Bak, Grayson Waller ve L.A. Knight'ın tipleri değişti abi. Hani ciddileştireyim, hele Grayson Waller acayip sinir oldu. Hani bildiğin şey hani, zaten vurmuyorsunuz ya, hadi bize de göster bir hareket. E tamam o, hani birine falan yap bari diyor, arkadan birisi. Bak şimdi. Orada arkada görevli çalışanlardan bir tanesi. Gel şimdi bak. Bak şimdi. <laughs> you and <laughs> istedi ya signature. Yok ben yapmam diyor. Grayson Waller diyor. Sen ister misin yapmak falan diyor böyle. <laughs> bak Grayson Waller şimdi hem karakterini koruyor. Keyfeybini koruyor. Ve inanılmaz saygı duyacağım ki bu defalarca kez oldu. Yaşandı geçmişte. Hatta bununla ilgili video bile çekme çek çok iyi fikir var da ya. Böyle programlara katılıp güreşçilerle işte dalga geçen işte ya bu sahtem falan deyip güreşçilerin verdiği karşılıklar. Şimdi bir izleyin bak çok güzel geliyor. You... Bak hareketlere bak Allah aşkına geri zekalı hareketlere bakar Bak şu aptalın hareketlere bakar mısın? Ne kadar önemsemiyorlar farkında mısınız siz bu olayı? Bak. That's, uh, that's not işte bizim ülkemizde de maalesef bu şey. Ya bu sahte değil mi zaten ya? Geçenlerde biriyle konuşurken <laughs> dedim ki. Ya işte hani rakibin şey kırıldı dedim. Hani ayağı kırıldı falan filan. İşte sakatlandı bir şey. Nasıl ya dedi gerçek vurmuyorlar. Daha hani nasıl sakatlık olabiliyor? Yani 40 yaşında bir adam bunu söyledi bana. Ne <laughs> o? <Devo. gülüyor> <laughs> bak hareketlere bak lütfen. Hareketlere bak. Gresim olur sinir oluyor. Bir de arkaya cansına müziği verdiler. Bak bu tamamen Türkiye'de, Türkiye'de ekranlarda olabilecek şeylerden biri. Hatırlıyor musunuz zamanında Mark Henry gelmişti. Ya onlar da işte Türkiye'de şey tanıtılıyor. İşte sabah programı kim var? En çok izlenen falan. Sabah Tüber'in programı. Ne yapalım? Burada Mark Henry'yi çıkaralım falan. İşte Mark Henry Sabah Tüber'i kucaklıyor falan böyle. İşte o Henry falan işte güçlüsün. Beni bir kaldırabiliyor musun? Şovunu yap falan işte. Böyle aptalca, böyle geri zekalca şeylerin Avustralya'da olanı şu an. 2024 yılında olan işte. Böyle yapıyor falan. Arkada bir de Cansin'e müziği vermişler. Hadi bir de bir de tanınan ki var Cansin'e. Hadi gel dövüşelim hey falan böyle. Grayson diyor ki dostum siz olayı anlamamışsınız galiba diyor. Şu an oraya gelirsem eğer hareketim falan yaparsam bu böyle fake punch, sahte yumruk falan değil. Gerçekten kanatırım bir yerlerine diyor. Yok. Bak. Diyor ki eğer oraya gelirsem hani bu ciddi olur şey olmaz diyor hani sahte yumruk falan zannediyorsan diyor öyle bir şey değil diyor çeneni kırarım diyor. Heh. Ciddileştiğini anladı şu sunucu artık kimse sunucu değil de programı direkt yapanlardan biri ikili yapıyorlar zaten e, Grayson bir tık ciddileştiğini anladı hemen araya girmeye kalkıyor. Adam da sıçtığının farkına vardı yüzüne eğer büyük ekranda bakarsanız şu böyle böyle yapan. Bir de tipi değişti, bakışları değişti. Şu an benimle bu şekilde konuşmam bile çok büyük bir saygısızlıktır diyor Grayson Waller bu şeyin gerçek olmadığına dair böyle gerçek değilmiş gibi konuşuyorsun ve gülüyorlar falan yanında hala. İşte şaka yaptım falan zannediyorsun galiba diyor. İşi makaraya sarıyorlar. Adım bir tık anladı. İşi makaraya sarıyorlar bu arada falan diye ama hani bu yaptığınız siz hani sahtedir maddedir falan zannediyorsunuz da bu yaptığınız çok büyük bir saygısızlık diyor bir resim olur. Hani şeymiş gibi yine de keyfeyi bir koruyor Grace'in valla. Çünkü Heal bir karakter olduğu için koruyor. Helal olsun. Sen de buraya gelip bize saygısızlık yapamazsın diyor böyle. Buraya çağırıp <laughs> bizi. Elenat hiçbir şey yapmıyor. Elenat sakince sadece olanları izliyor. Bakıyor böyle hani şey gibi. Ulan nereye geldik biz hafiflikte. <laughs> Bakıyor tamam mı? Ne? <laughs> 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 Kadı şey diyor ama ben bir şey yok. seni seviyoruz bir şey yapmıyor falan. <laughs> Trash talk yapacaksan buradan git falan diyor şeyde. Ar <gülüyor> <gülüyor> Sürekli laf yaparak Grayson Waller susturmaya çalışıyorlar. Çünkü olayın bir tık gerginleştiğini fark ettiler. O yüzden tamamen bir televizyon. Arkadaşlar şunun artık farkına varın. Yıllarca televizyonda her şey şov yapıldı. Televizyonda ekranda gördüğünüz kişi kameralar kapandığında o kişi değil büyük bir çoğunluğu. Samimiyetsiz, garip garip bir sürü tip televizyonda şov yaptı. Özellikle Türkiye'de. 90'larda bu çok popülerdi. Çünkü neden? Artık iyice böyle özel televizyonlar falan yayıldı. İzlediğiniz bir sürü kişi, benim de bizzat tanık olduğum bir sürü kişi televizyonda bambaşka arkada bambaşka. O yüzden şey oluyor ya bazen mesela. Çok sempatik görünüyor falan. Sonra gerçek hayatta karşılaştığın bir şey olduğu zaman bakıyorsun ki suratsız. Uyuzun önde gideni mesela. Bunlar yaşanıyor ve şu an tam olarak burada da o yapılıyor işte. Ee, böyle işte şalada bilmem nereye işte geliştirmeye çalışıyorlar. Gresimo'yu ciddileştiği için. Ben bu yüzden artık hani günümüz dünyasında artık 2020'lerdeyiz. Televizyonu zaten izlemen biri olarak televizyon karakterlerinin çoğunun yapay olduğunu düşünüyorum. O yüzden internet bu kadar popüler internet çağında olduğumuz için internet işte yayıncılar mesela bak. Yayıncıların büyük bir çoğunluğunu hani rol falan yapanlar, hani rp e yapanlar falan büyük yayıncılar falan var ya böyle. Onlar dışında çoğu zaten hani ben de mesela internet içerik üreten biriyim. Ben rol yapmıyorum mesela. Nasılsam, gerçek hayatta nasılsam buraya çıkıyorum aynı şekildeyim. O yüzden de bir şey çabalamıyorum ekstradan. Benim için bir efor sarfedilmiyor yani. Ben de sadece çıkıyorum. Neysem oyum. Bu adamlar show yapıyorlar ve işi gey'e vuruyorlar. Ve bu çok iğrenç bir şey şu an bak. Hala konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tough gibi hareketler ama Elena şu yüz ifadesi var ya her şeyi özetliyor bu arada ya. Nereye ki? Allah belanızı vermesin. Neyse Avustralya'da biz şu Elimeşi buraya çıkalım. Güneşi bilenler, güreşi izlemeye gelenler tamam da işte tanıtalım falan diye sabah programınıza çıktık da Allah sizin de belanızı versin diye. Resim olur çok sinir much oldu much bu arada. <gülüyor> 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 bakın görüyorsunuz değil mi böyle? E evet, işte geldiğiniz için çok teşekkürler falan. Budur işte. Televizyon budur abi. <laughs> Televizyon yıllarca şov buydu. Hep buydu yani magazin programları, bilmem neler. ...işte her şey böyle şovlar. Hep böyle işte o şey muhabbeti var ya işte yüz gülerler arkadan en geldi yine tipini sevdiğim falan. Bu tarz şeyler yıllarca televizyonlarda olduğu için ben televizyon artık sevmiyorum. Televizyon programlarını da izlemiyorum ...bu zamandır. Herkes izleyebilir. Survivor'lar, yarışmalar falan ama benim de bizzat bildiğim işte o yemek programları falan. Tanıdığım biri katılmıştı mesela programda. Aslında orada yapılan her şeyin bilerek abartıldığı bir sürü ortada zaten işte bilerek drama çıkarması falan. Ben televizyon sevmiyorum ama bu ülke insanı, kendi ülkemizden bahsediyorum. Ülke insanımız bayıldığı için drama olsun, kavga olsun, yapay şeyler bayıldığı için büyük bir çoğunluğu. Genç nesilde bak bu pek yok o yüzden hoşuma gidiyor adamsınız. Genç nesil daha gerçekçi abi, daha realist. Bakıyor, görüyor. Sahte olan şey tak diye söyler mesela. Ama güreş sahte değildir kardeşim. Bu geri zekaların yaptığı resim olarak gerçekten sinirleniyor. Yani siz bizi buraya çağırıp böyle bu iş fake bir şişesine getirmeye çalışıyorsunuz ama hani şu an vurursam eğer bu sahte bir yumruk olmasa ben olsun çeneni kırarım diyor. Ee, ve bunu Kayfabe dahilinde yapıyor. LA Knight'ın tam bir face karakteri olarak neyse yani etli state karışmayıp hadi bir an önce bitsin de gidelim modunda ama Grayson Waller'ın heel karakterini Kayfabe'in de devam ettirerek bunu yapmasına çok büyük saygı duyuyorum. Grayson Waller'a saygım çok 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 arttı. Artık benim en sevdiğim adamlardan biri olmaya doğru gidiyor bilmiyorum. Çünkü yaptığı şey yani konuşan adamları çok severim. Ama Grayson Waller zamanda işte Taylor Swift'e atışmalar falan bunlar tabii ki yani, Rating olsun bilmiyorum ama bu yaptığı çok değerli bir şey benim için. Çünkü biz ülkemizde de gördük. zamanda işte Fox TV'de yayınlanan zamanlarda çok popülerdi WWE Türkiye'de. Ve Türkiye'ye geldi, şova falan gelindi. Mark Henry gelmişti. İşte Sabatoberi kaldırdı. Vladimir Kozlov geldi, Çarkı feleğe mesela. Ne alaka anladım bu? Orada işte garip garip işte memedeler bir zaten o demin bahsettiğim o sahte işte şeyler falan var ya böyle işte. Memedeler Erbil bunun krallarından biri zaten. Şöyle hey hey falan show böyle anladın mı? Sevmiyorum. Yapaylık sevmiyorum ben abi. Ve bu tarz programlarda popüler olduğu için biri bir şeyin tanıacağı zaman çıkıyor falan ya böyle bazen böyle salak şeyler olabiliyor işte. Ve güreşi sevdiğim için, güreşi önemsediğim için Grayson Waller'ın bu yapmış olduğu şey çok büyük saygı duyuyorum. Ve tarihte bu tarz şeyler yapanlar çok var. Mesela Hulk Hogan'ın bir programda zaten hani güreş sahte falan diyen birine şey bağlıyor. headlock ya yani bayağı şey yapıyor yani. Slipper yapıyor böyle kafayı tutuyor buradan. Ve harbiden sıkıyor, bayıltıyor, bir çekiyor. Tak diye adam yere düşüyor, kafası yarılıyor. Buradan buraya dikiş atılıyor falan mesela. İşte davaları falan görülüyor bunu. Ve bir sürü şey var böyle hani güreş fake diyen <laughs> Kim için unuttum dayak atıyor direkt muhabire falan bu tarz olaylar çok yaşandığı zamanında artık günümüzde de demek ki Amerika dışında Amerika'da zaten artık eskisi gibi değil ama böyle şeyler yaşıyor biz zaten bunun en kralını yaşıyoruz bizim ülkemizde hiçbir zaman bu iş sıfırdan böyle hani küçüklere başlatılmıştı o devam etseydi eğer bir kültür oluşacaktı. Düşününüz arkadaşlar 15 yıldır ülkede bir güreş kültürü oluşacaktı. Eğer Fox zamanı falan bunlar artık iyice yine devam etmiş olsaydı. İnsanlar küçükken izleyip bırakmayacaktı mesela. Ki bırakmayanlar aramızda şu an. Biliyorum sen görüyorum seni. Aşağıya yaz o kişi benim diye. Yani bir kültür oluşacaktı ve başka şeyler olabilirdi mesela. Şu an benim kalan 200 bin olabilirdi. <laughs> Hadi onunla geçtim. Ben bu işi önemsiyorum arkadaşlar. Ee, ya bazı insanlar güreşi hadi yani yok e, izleyeyim hadi içeri yapayım konuşup falan ama ben gerçekten önemsiyorum arkadaşlar. E, ben o yüzden hani zamanında bu Bilgehan Demir olayında pankart açmıştım. Çünkü güreşi önemsediğim için. E, yeteri kadar önemsenmediğini düşündüğüm için bu işi yapmıştım. Amerika'daydım. Bu, bu bir protest hareketti. Bunu yapabilmek benim için gurur verici bir şey. Ve devamındaki süreçlerde de en azından insanlar beni tanıdı. 5 yıl boyunca içerik üretmedikten sonra tekrardan geri döndüğüm şu süreçte ee, ...artık yani 3 yılı falan da tamamladık. Bir şekilde size ulaşabildim. Siz de beni tanıdınız. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Ancak benim bu işe bakış açımı anladınız az çok değil mi? Ben bu işi çok önemsemedim. Ee, ve özellikle ülkemizde bu işi önemsemek çok zor. Ve ciddi bir mücadele. Sonuçta istediğin kadar içerik üret, bir şeyler yap... Ee, ...ne bileyim... ...anlık bin izlen mesela 40 yılda bir... ...çabala... 2500 tane video yap Yüzlerce belki bin Yayın yap Milyonlarca tıklanma al, izlen Ama günün sonunda Biri gelip bu sahteler bununla ilgili içerik Üretiyor ya da mesela Güreş kitlesi dışında bir yere tuttuğu zaman Reels'ım <laughs> abartı abartı Çocuk çocuk şeyler 35-40 yaşına Gelmişsin hala bunlarla uğraşıyorsun Maalesef bununla Mücadele etmek çok ayrı bir şey Hani insanlar Şeyler hani Beğenmediği şeyle ilgili ya bir şeyi ya severler ya sevmez, nefret ederler abi. Öyle bir dönemdeyiz. Bizim ülkemizde de bu çok yaygın. Her şey eleştirilir. İnternet sonuçta elinde tık tık tık. Yani normal şekilde hayatında karşıma gelip bunu mu izliyorsun lan aptal mısın sen çocuk musun diyemeyecek insanlar eline telefonunu aldığı zaman tık tık, tık, tık yazabiliyorlar. O yüzden böyle insanlara da böyle karşılık vermek Grayson Waller gibi ee, en azından vurmamış. <laughs> ben çok saygı duydum Grayson Waller'a. Ee, o yüzden kendisini buradan tebrik ediyorum. Grayson Waller işin hani işte senaryodur bilmem nedir. Hepsini bırakın abi. Bu işin ne kadar önemli bir iş olduğunu, milyon dolarlık bir sektör olduğunu, artık milyar dolarlık hatta farkına varın abi. Dünyanın en büyük şirketi milyar dolarlara falan satılıyor. Ve global global olarak dünyada inanılmaz izlenme sev seviyelerinde ya bu işte büyük paralar dönüyor arkadaşlar. Bunlar artık farkına varın yani. Ve bunu artık özellikle WWE sırtlıyor taşıyor. Diğer şirketler artık arkadan takip ediyorlar. Lütfen bu işe, güreşe saygımız var. Bunu da sorgulamayın abi. Siz nasıl dizi, film izliyorsanız, sahte sahte şeyleri izliyorsanız eğer ben de bunu izliyorum baba. Ben keyif alıyorum. Ben çünkü bunun şeyini biliyorum. Olayın hayat, hayat meselesi yapmıyorum. Keyif almak için izliyorum. Bu bir tiyatro, bu bir dizi, bu bir film. Ve ben de bunu izliyorum. Bu kadar basit. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Grayson Buller'a saygım arttı. Ee, kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sanki duyacakmış gibi. Çok güzel ya. Böyle şeylere sahip çıkılması hoşuma gidiyor benim. Saygıyı hak eden bir sektör çünkü bu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.